Böyle tarafsız haberde, sesli köşede bomba gibi haberleri okumaya devam ediyoruz. Cumhuriyet Gazetesi'nin haberi, işte olay haber. Diyanet'in gizli uşaklılar raporu, gayeleri nefis terbiyesini sağlamakmış. Hani şu 12 yaşındaki kıza taciz eden liderinin bulunduğu tarikat. Uşaklılar için önceki gün kınama açıklaması yayınlayan Diyanet'in FETÖ ile mücadele gerekçesiyle hazırladığı gizli tarikat raporunda Uşakiler için gayeleri insanların nefis terbiyesini sağlamak ifadeleri kullanılıyor. Evet, büyük skandal. Uşaki tarikatı lideri Fatih Nurullah'ın çocuk istismarından tutuklanmasının ardından açıklama yapan Diyanet İşleri Başkanlığı ilim ve irfanla alakası olmadığı halde kendilerine menfaat devşiren din istismarcılarına karşı da aziz milletimizi bir defa daha uyarıyoruz demişti. Ancak Diyanet'in 15 Temmuz darbe girişimi ardından cemaat ve tarikatlara ilişkin açıklamasında, çalışmasında Uşakiler için olumlu cümleler yer alıyor. Türkiye'deki dini sosyal teşekküller, geleneksel dini kültürel oluşumlar ve yeni dini akımlar başlıklı rapor, gizli ibaresiyle geçen yıl basına sızdırılmıştı. Bir günde yer alan habere göre Türkiye'deki dini sosyal teşekküller, geleneksel dini kültürel oluşumlar ve yeni dini akımlar başlıklı raporda Uşakiler için Halvetiye tarikatının iki kolundan biri olarak tanımlanıyor. Raporda Uşaki tarikatının tarihçesi şöyle anlatılıyor. Evet, bu çocuk tecavüzüyle gündeme gelen Uşaki tarikatını Diyanet gizli ibaresiyle şöyle tanımlamış. Uşaki tarikatının kurucusu Hasan Hüseyin El Buhari El Uşaki'dir. 1475-1593 Kasım Paşat'laki Merkez Tekke'nin son zakir başısı ve dönemin ileri gelen Musikişi naslarından olan Kasımpaşalı Cemalettin Efendi'nin 1937 öğrencileri arasında Hafız Kemal, Saadettin Kaynak, Sadi Hoşses ve Kemal Batanay gibi ünlü Mevlid hanımlar ve bestekarlar bulunmaktadır. Günümüzde İç Anadolu bölgesinde devam eden bir kolu Hüsnü Gülzari'den sonra İbrahim İpek ve Fatih Nurullah tarafından sürdürülmektedir. Hani şu çocuk tecavüzüyle haberlere konu olan ve AK Parti Devlet Protokolü'nde yer verilmiş olan Fatih Kodatlı isimli bu şahıs, tecavüz zanlısı diyelim. Öne çıkan görüşleri başlıklı kısmında ise Uşakilerden şöyle bahsediliyor. Diyanet'in gizli tanımlamasında genel olarak cerrahilerden de Uşakilerin de gayeleri insanların nefis terbiyesini sağlamak ve tasavvuf ilmini yaygınlaştırmak olmakla birlikte. Cerrahiler eğitim seviyesi ve kültür düzeyi yüksek bir kesim arasında yaygındır. Uşakiler ise eğitim seviyesi ve kültür düzeyi vasat insanlar arasında daha yaygındır. Bu Diyanet'in gizli raporu tekrar ediyoruz. Haber Cumhuriyet'in bize haberini yapmak düşüyor. Raporun değerlendirme kısmında ise Halvetiye tarikatının iki kolu hakkında şu ifadeler yer alıyor. Halvetiye'nin günümüzdeki en önemli temsilcileri konumundaki cerrahi ve Uşaki tarikatları genellikle klasik tasavvufi anlayışı sürdürmektedirler. Bununla birlikte günümüz iletişim araçlarını ve medya imkanlarını da kullanarak görüşlerini kitlelere yaydıkları görülmektedir. Herhalde bu Uşaki tarikat liderinin AK Parti ile olan yakınlığı ve protokole girmesinden bahsetmiyor olsa gerek, Diyanet'in gizli raporuna Uşaki tarikatı için olumlu ifadeler girmiş. Bu gizli tarikat da Diyanet olumlu olarak girmekle beraber Cumhuriyet Gazetesi bunun haberini yapıyor. Gizli olarak girmiş olan bir bilgiyi haberleştiriyor. Halvetlilerin cerrahi kolunun daha çok bazı entelektüel ve sanat çevrelerince ilgiyle takip edildiği müşahede edilmektedir diyor Diyanet'in Uşakiler hakkındaki gizli raporuna. Değerli Barış Biner'le tarafsız haber, sesli köşe izleyicileri, Cumhuriyet Gazetesi'nin Diyanet'in gizli Uşakiler raporu gayelere nefis terbiyesini sağlamakmış isimli haberini sizlere sunduk. Bir başka yayında yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın. Abone olmayı unutmayınız.